Abi, emlak fiyatları bu kadar artmışken cama neden biz ucuz ev varyasına astık ki? Patron öyle istedi oğlum. Tamam, istedi de niye istedi abi? Neden olacak oğlum? Müşteri çekmek için. Anladım abi. Bugün fatura geldi de. Geldiyse geldi. Ne yapalım oğlum? Ama bu sefer ki harbiden geldi. Oha! Bu ne lan? Ya gördün mü? Fatura neredeyse zevke gelmiş. Vallahi ben patrona bu faturayı gösteremem. Vallahi ben de gösteremem. Ayvayı yedik. Hakkını helal et kardeşim. Helal olsun abicim. İyi insandın. Ya abicim, şu kiracıyı evimden çıkar artık. 1250 TL'ye oturdu. Fazla kalmaz sandık ama herif ahtapot gibi elime sarıldı. Çıkmıyor kardeşim ya. İyi de kardeşim, adamın kontratı var. Nasıl çıkaracağız? Ne bileyim abicim. Gönder birkaç kişi. Temiz bir dövsünler. Dövsünler mi? Olur mu öyle şey? Başka bir çare bulmak lazım. Ya ne başka çaresi abicim ya? Ben anlamam ya. O herifi çıkar evimden. Eğer onu çıkarırsam 3000 liraya kiraya vereceğim evi. Abicim seni de göreceğim ha. Bak şimdi işin rengi değişti. Madem fazla göreceğim beni, o zaman söyle bakalım. Öldürelim mi, yaralı mı bırakalım? Vallahi abicim şeytan diyor, öldür gitsin ama. Neyse gerek yok. Temiz bir döv göz daha verin. Yeter yani, gerek yok. Tamamdır. Biz yeni kiracı da ayarlarız. İyi iyi güzel. Ben gidiyorum. Ama sakın bu iş benden bilinmesin ha. Tamam mı? Hadi kolay gelsin. Psikopat mıdır, mafya mıdır, nedir ya? Fırsatçı. Herkes cebini düşünmek için her şeyi yapıyor işte. Doğrudur abi. Ne oldu? Sen niye geldin? Patron, başka bir fırsatçı daha var. Kimmiş? Elektrik şirketi patron. Ne diyorsun oğlum sen ya? Al patron, faturaya bak. Oha! Bu ne lan? Fatura resmen zevke gelmiş. Hayat şartları giderek zorlaşıyor patron. Önlem almamız lazım. Doğru söylüyorsun. Biraz daha kısıtlamamız lazım. Bu ne lan? Boru hattı gibi. Aa canım baksana. Ucuz ev bulunur diyor. Bakalım mı? Allah Allah. Bu devirde ucuz ev. İyi bakalım o zaman. Buyurun efendim, nasıl yardımcı olabilirim? Üstadım merhabalar, biz ucuz ev ilanını gördük de onun için gelmiştik. Allah Allah, harbiden yanıp geliyorlarmış. Biz yakında evleneceğiz de, bize şöyle ucuz, güzel bir ev verirseniz çok iyi olur. Ucuz ve güzel yer. Madem elinizde ucuz ve güzel evler var, bir tane de bize verin ya. Tabii ki, seve seve. Buyurun patron yardımcı olsun. Vallahi patron, kendimi çok şanslı hissediyorum. Nedenmiş? Neden olacak patron? Memleketin ekonomi durumu kötüye gitse de bana dokunmaz ki. Çünkü senin gibi ustanın çırağıyım ben. Aferin. Dediklerimden sakın dışarı çıkma. Patron, bu arkadaşlar evlenecekmiş. Temiz ve güzel bir ev lazım. Hoş geldiniz gençler. Buyurun oturun. Ya siz ne iyi insanlarsınız. Böyle bir zamanda ucuza ev veriyorsunuz. Aynen. O kadar yer gezdik. Fiyatlar ateş pahası. Hiç merak etmeyin gençler. Elimde tam size göre bir ev var. Eminim bir ömür boyu orada mutlu olacaksınız. Hatta o kadar çok memnun olacaksınız ki. Erkek oğlan olursa benim adımı koyarsınız. Tabii ki. Memnuniyetle. Adınız neydi? Fenasi. Aa, aşkım görüyor musun? Ne kadar enteresan ve tatlı bir ismi varmış. Evet, hem enteresan hem de tatlı bir ismim vardır. Tatlı isminizle bahşettiğinize göre şu evi de bir görebilir miyiz? Tabii ki. Çocuklar, arkadaşlara hemen yardımcı olun. Tabii ki Fenasi abi, zevkle. Buyurun arkadaşlar, gidelim. Size saray yavrusunu göstereyim. Saray yavrusu mu? Ay ben çok heyecanlandım ya. Vallahi beni de bir heyecan tutmadı desem yalan olur. O zaman hemen gidelim. Buyurun. Patron,
Bize saray yavrusu da mı var? Tabii ki var oğlum. Yoksa kol kadar gelen vergileri, faturaları nasıl ödeyeceğiz? Sen de haklısın patron. Suriyelilere vergi yok. Her şeyine indirim yapılıyor. Bir de yardım yapılırken bize kol gibi geliyor. Aynen öyle. Evet arkadaşlar, işte karşınızda aşk yuvanız. Burası mı aşk yuvası lan? Ay çok kötü. Ben doğacak çocuğumu burada doğurmak istemiyorum. Aa, aşk olsun yenge. Bu zamanda bu kadar güzel bir ev bulmuşsunuz. Kaçırmayın bence. Eskiden ev almak zordu. Şimdi kiralamak daha da zor. Biz bugün işte ya evlenemeyeceğiz ya da annemle kalacağız. Gidelim aşkım, gidelim.